merak ediyoruz. Depremzedeler enkazdan çıkarılırken bir fizyoterapist eşlik ediyor mu hocam? Etmeli mi ya da? Hayır, eşlik etmiyor. Aslında hani etmesine de çok gerek yok. Bu biraz fazla lüks olur bu şartlarda. Etse iyi olur tabii ki. Hani bir kas iskelet sistemine bu kadar hakim bir meslek mensubunun etmesi çok güzel olur ama bu şartlarda biraz fazla lüks gibi geliyor bana. Ama mevcut durumda da hani bir kazazedeyi, travmaya uğrayan kişiyi taşımanın evrensel kuralları var. Bunlara dikkat edildiği sürece herhangi bir sağlık mensubunun da travmaya uğramış kişiyi veya depremzedeyi enkazdan çıkarması gayet normal, sağlıklı. Bunun bildiğimiz gibi işte evrensel kuralları neler? En başta hastanın bir boynunu sabitlememiz gerekiyor travmalardan korumak için. Onun dışında hastanın baş, boyun, gövdesinin aynı hizada sabitlenmesi, başın işte gövdenin çok altında veya üstünde kalmaması gerekiyor. Sedyede, hatta mümkünse sert bir sedye üzerinde hastanın düşmemek üzere sabitlenerek taşınması gerekiyor. Yine çok gündemimizde olan crash sendromu şüpheli hastalarda ki çok sık görüyoruz depremde, çok ağır travma, ağır ezilmelerden dolayı hastanın mümkün olan en erken fırsatta, hatta enkazdan çıkarılmadan bulduğumuz ilk damarına, kolunda, bacağında nerede bulursak bir damar yolu takılarak ve sıvı verilerek çıkarılması gerekiyor. Bunlar hani temel evrensel kurallar. Bunlara dikkat edildiği sürece dediğim gibi herhangi bir sağlık mensubunun da çıkarmasında bir sıkıntı yok. Zaten şu anda da öyle yapalım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Merak ettiğiniz sorulardan biriydi. Peki hocam, şimdi afet sonrası depremzedelerde ne gibi fizyolojik hasarlar meydana gelebilir? Ne gibi ihtimaller vardır? Ne söyleyebiliyorsunuz? Evet. Evet. Deprem çok yüksek enerjili bir travma. Bu yüzden en sıklıkla gördüğümüz şey kırıklar. Çok sayıda kırık görülüyor hastalarda. Bunun dışında hastaların işte belden veya boyundan aşağısını kullanamaması durumu olan omurilik yaralanmaları görülebiliyor. Hastalarda hem felç durumu hem de beyin fonksiyonlarının etkilendiği kafa travmaları sıklıkla görülebiliyor. Bunun dışında yine kolunu, bacağını kullanamadığı çeşitli işte periferik sinir yaralanmaları görülebiliyor. Amputasyonlar dediğimiz kolunda, bacağındaki kopmalarla seyreden durumlar çok sık görülebiliyor. Bir de yine az önce bahsettiğim crash sendromu dediğimiz ezilme sendromları çok sık görülebiliyor. Bunlar daha çok hani bizi ilgilendiren şeyler ama onun dışında bir sürü organda, her türlü organda işte künt ve penetran travma dediğimiz ezilme şeklinde veya delici cisimlerle yaralanma şeklinde yaralanmalar görülebiliyor. Ama depremdeki en önemli özellik hani bu yaralanmaların birçoğu bir arada görülebiliyor. Yani teki değil, hastada hem kırık hem omurilik yaralanması, işte hem periferik sinir yaralanması hem kafa travması gibi yani çok sayıda yaralanma bir arada görülebiliyor. Ben hani küçük bir şehirde yaşadığım için henüz çok fazla depremzede hasta görmedim ama üyesi olduğum işte çeşitli mesleki sosyal medya gruplarında konuşulan bilgi paylaşımları yapılıyor. Orada bu tür hastaların çok geldiği hep bahsediliyor rehabilitasyon ünitelerine. Hastalarda tek değil çoklu travmalar, işte hastanın birkaç uzvu birden ampute olmuş, kopmuş veya işte hastada dediğim gibi hem omurilik yaralanması hem çok sayıda kırık görülen hastalar gibi çoklu travmalarla hasta kabul ediyor şu an rehabilitasyon üniteleri.